Arkadaşlar, bu uygulamalarda Excel'deki en temel işlemler olan bir aritmetik işlemin yapılması, bir formülün geliştirilmesi ve bunlara ilişkin tabii çeşitli kullanım şekillerini göreceğiz. İlk uygulamamızda gördüğünüz gibi çok basit fiyat ve adetlerin olduğu, yani veriler girilmiş ya da elde edilmiş diyelim, başka ortamlarda veri girmiş. Bunun tutarını hesaplamak, belki altına da toplamını almak gibi. Yani basit bir formülü Excel'de giriyor olacağız. Şöyle büyüteyim daha iyi görmeniz açısından. Bu aktif hücreye geldim mouse'la veya okla olabilir ve eşittir yazarak formülüme başlıyorum. Formülde ilgili hücreleri de elle yazmak tabii çok hatalı olabilir, gereksiz olabilir. Buradaki hücre ile çarpı yine klavyeden ve buradaki hücrenin çarpımı şeklinde işlem yapıyorum. Bu şu anlama geliyor. Bu iki hücre çarpılacak. Aynı şekilde bölünebilir, toplanabilir. Yine klavyeden ilgili aritmetik işlemlerin arkadaşlar işaretini koyarak yapacağız. Çarpı dedik, bu dedik. Elle yazacak olursak da oklarla bu hücreleri seçmek gerekecektir. Ancak tabii çok dikkatli olmak gerekir. Doğru okun, doğru hücrenin seçildiğine ilişkin. Ve ardından da veri girişini, formül girişini tamamlamak için mutlaka Enter tuşuna veya buradaki gir işareti aracına diyelim basıyoruz. Enter'ı basalım. Ve böylelikle iki hücrenin çarpımını almış olduk. Tabii bunu aşağı doğru götürmek lazım çünkü yüzlerce satır olabilir. Excel'in kolaylığı burada. Formül burada girildi. Bakın bu hücrelerin sağ altında bir doldurma kulpu. Buradan aşağı doğru çekilecek ama yüzlerce satır çekemeyebiliriz. Tam üzerine gelip yine cursor'ın değiştiğini görüp çift tıklayarak arkadaşlar bütün satırlar boyunca bu dört işlemi yapmış oluyoruz. Demek ki birinci işlemimizde basit bir dört işlemi yapıyor olduk. Verinin formatını daha sonra bakacağız ama hani hizası doğru olduğu gibi düşünmek isterseniz bütün alanları seçip onu da şöyle ister mouse'da ister klavyemle şöyle ok tuşlarıyla bakın shift'e basarak seçtim ve aşağı doğru da ineyim. Orada da kullanabileceğimiz virgül sekmesini, virgül aracını arkadaşlar kullanmak olacaktır. Demek ki ilk işlemimizde arkadaşlar basit bir çarpma işlemini yapmış olduk. Bölme de olabilirdi, toplama da olabilirdi, çıkartma da olabilirdi bu işlem. Evet ve ardından da çift tıklayarak başladık. Diğer uygulamalara geçelim. Burada toplama işlemi, bir bütçemiz var arkadaşlar. Tüm verilerimiz tabi tamamıyla hayali özel olarak derlenmiş. Böyle bir verilerin aylık toplamlarını ve yıllık toplamlarını bulacağız. Onun için de yapılacak işlem nedir? Toplamı almak. Şimdi bir toplama işlemi Excel'deki yine en temel işlemlerden birisi şüphesiz. Yani işte bir sütunun bir parçasının veya satırların toplama anlamında düşünebiliriz. Toplama için en pratik yöntemler giriş home sekmemizdeki bu otomatik toplama aracını kullanmaktır. Buna çift tıklayarak veya tek tıklayıp görüp onay vererek gitmektir arkadaşlar. Aynı şekilde çift tıklayarak da yapabilirim. Veya bakın zaten üzerine geldiğimde Ctrl M diyor. İngilizcesi farklı alt shift eşittir gibi bir şey. Ctrl M diyor. Yani Ctrl M tuşuna basarsanız da toplamı alacak anlamında başka işlemler yaptığından dolayı sanıyorum benimki şu anda onu göstermedi ama bastığınızda normalde aynı işlemi yapacak Ctrl M ile. Demek ki toplamı çok kolaylıkla bu araç aracılığıyla alabilirim. Aynı toplamı yine hop sürükleyerek 12 ay boyunca yine buraya gelip toplamı alarak bastığınızda Excel üstüne ve soluna doğrudan bakıyor zaten. Dolu alanı görüyor ve sizlerden onayı bekliyor. Bu şekilde yapıyor. Tabii elle yazacak olursak hep mouse'la kullanımı öneriyoruz ve yapıyoruz tabii. Elle yazacak olacaksa tabii ki zor işler ama eşittir, topla ya da sum fonksiyonu şeklinde arkadaşlar ilgili alanları. Tabii bunu seçmek için mecburen shift'e de basarak böyle bir alanı seçmek gerekecek.
Toplama kopyalamak için ise normal Ctrl-C ilgili alanlara gidip bir daha yapayım. Şöyle Ctrl-C boş alanları da seçip ve normal Ctrl-V veya Enter yapıştırma anlamındadır. Kopyaladıktan sonra bu anlamda toplama işlemini yapabilirsiniz. Demek ki toplama işleminde şu sütun genişliği ilgili diğer toplama işlemlerini de alayım. Aşağı doğru çektim veya çift tıkladım. Çok problem değil. Burayı da alıyorum arkadaşlar. Burada da bir sanıyorum çıkarma işlemimiz var. Onu da yapalım. Bütçenin geliri ve bütçenin giderinin çıkarılması. Yine eşittir diyorum. Burası oklarla veya şey, eksi tuşu bu sefer işareti. Burası diyerek bütçemin gelir gider farkını çıkartarak alıyorum. Evet arkadaşlar, diğer uygulamamıza geçelim. Buradaki yapacağımız işlemde tabii topladık, çarptık ama bazen ne gerekebilir? Madem böyle bir bütçe yaptınız, şirketlerde gerekecektir. 12 ayın ortalamasını da almak, minimum maksimumunu da almak. Bunlar da Excel'in çok tipik işlemlerinden birisi. Ortalama içinde giriş home sekmemizde bu araçta bakın ortalama İngilizcesi average arkadaşlar, sum, average, count, min, max gibi. Buradan ortalamayı seçip zaten doğru aralığı seçiyordu. Ama 12 ayın ortalaması yani toplam bizim işimize yaramayacak. Onun için Aralık ayından başlayarak seçimi yapıyorum. Ve gönderiyorum yine bununla veya enter'la arkadaşlar. Bu şekilde bir kere daha yapayım. Demek ki buradan geldim. Hani ortalamayı seçtim. Şuraya geldim. Mouse'la gitmek zorsa Shift'e basarak okla Shift devamını yapıyor. Basmazsak tek tek seçecektir. Oysa bizim amacımız 12 ayı seçmek. Burada arkadaşlar Ctrl Shift'le sona kadar da gidilebilir. Bu şekilde ortalamasını aldık. 12 ayın gelir ortalamasını ve aylık ortalamasını burada görüyorsunuz. En küçüğünü yani minimumunu buradan alıyorum. Yine 12 ayın bu sefer Ctrl Shift sol okla yapayım. Ondan sonra en küçüğünü buldum. O ayları aşağı doğru çift tıkladım. Ondan sonra formüle kadar geldim. Yine maksimum en büyüğünü buradan gelip yine buraya gidip Ctrl Shift sol okla ve Shift sağ okla seçerekten ve aşağı doğru da şimdi çift tıklayarak ve formüle kadar çekerek yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine hesaplama, yine temel formül girmek şeklinde işlemlerimizi yapmış olduk. Ortalama, average, min, max gibi. Devam edelim dördüncü uygulamamızda. Basit bir iskonto işlemi yapalım yine. Hani bu paranın %20 azaltılmışını veya sadece %20'si istenebilir. Eşittir diyorum. Ondan sonra burası çarpı 0,20. 0,20 de yazabilirsiniz. Arkadaşlar %20'si anlamına gelecektir. Ondan sonra evet. İster bu şekilde 0,20 ile yazabiliriz. %20'sini arkadaşlar hesaplamış olabiliriz. Veya 0,20 demek yerine 20 yüzde yazarak da bu sayının %20'sini arkadaşlar almış oluruz. Tabi %20 iskontosunun çıkarılmasını isteniyorsa buradan, o zaman ne yapacağız? Hani kendisinden eksi, kendisinin %20'si şeklinde tabi parantezlere şey vererek işte %20 iskontoyu bir anlamda yapmış olduk. Daha da büyüteyim, formülü iyice görelim. Demek ki %20 azaltmış olduk. Aşağı doğru çekiyorum. Ondan sonra ara toplam, hani artık onu ondan tam özür dilerim. O zaman zaten bu şekilde yapmamız gerekiyormuş. Tamam, yani öyle de olur, öyle de olur. Her ikisini yapmış olduk. Tamam, iskontoyu bu şekilde bulduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi ara toplamını alalım. Yani iskontoyu belirttik. Oradan bunu çıkartalım. Farklı farklı hesaplamalar olabilir. Sizler de hepsini ihtiyacınıza göre tercih edersiniz. Artı ara toplam bulundu. Üstüne KDV ekleyeceğiz. Yine eşittir çarpı %18 KDV arkadaşlar 1,18 şeklinde eklenir. Bu şekilde
formatımızı da düzenleyerek aşağı doğru çekelim. KDV. Demek ki paramız var, %20 konto bulduk ve onu tekrar ondan çıkartarak bulduk veya tek üzerinde bunları yapabilirdik. Göstermiş olduk iskontoluyu, ara toplam oldu, KDV ekledik. Bu şekilde yine bir hesaplama, yine bir formül geliştirme yaptık. Bu tür bütçelerin, bu tür hesaplarında yine şirketlerde sizlere çok yardımcı olacak hesaplamalar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim 5'te. Burada da çok sık kullandığımız artırma şeklinde sıra numarası var. Çek artır. Çektiğinizde doldurma serisi, fil seri dediğinizde artıracak. İsterseniz de kontrol tuşuyla da çekmek gibi bir numaramız var. Onu yine artıracaktır. Onun dışında yine burası çekildikten sonra doldurma seçeneklerinin olduğu girişteki bakın seri seçeneklerinden burada çarparak, artırarak vesaire gibi seçeneklerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada da farklı farklı 1, 3, 5, 7 vesaire artırma seçeneğiniz olabilir. Şöyle yapayım isterseniz. Geldim, seri dedim. Atıyorum buraya 5 dersek bir 5 ekleyerek devam edecek. Tarihlerde de aynı şekilde çektiğinizde direkt artacak ama kutusu açılarak isterseniz iş günleri yani cumartesi pazar atlayarak isterseniz aylar isterseniz yıllar şeklinde artırabilecek. İsterseniz de yine çeşitli seri seçenekleriyle iş günü olsun ama beşer iş günü olarak artsın gibi, dörder iş günü olarak artsın gibi arkadaşlar yapabileceğiniz artırma seçenekleri mevcuttur. İşte 15 gün şekilde artırın demişiz. Tamam. Çekelim. Hemen buraya gidelim. 15 yazarak 15 gün şeklinde iş günü, normal iş günü seçmiyorum. Normal iş 15 gün. İş günü olsa 15'er iş gün. Normal olsa normal 15'er gün artacak şekilde arkadaşlar devam edecek. O bakın Şubat'ın 28 falan detaylarına göre artırdı. Evet arkadaşlar diğer bir uygulamamızda hızlı doldurma. Excel 2013'te çıkmış yeni bir özellik. Ancak 2013 ve sonrasında kullanabilirsiniz. Tipik olarak metin işlemleri için. Burada bir örnek veri giriliyor. Diyelim ki bu sütundan küçük harfe çevireceksiniz. Sadece ilk kısmını alacaksınız gibi detaylar. Bir örnek girdikten sonra Ctrl E tuşuna basılarak otomatik girilme sağlanıyor. Aynı şekilde daha farklı bir şey yazabilirdim. Ah tire avalı yazabilirdim. Onu da otomatik girebilirdi. Yani buradaki espri bir sütundan metin işlemi yapacağız. Ayırma ve birleştirme gibi. Günlük kullanımlarınız için bir çözüm olarak düşünebilirsiniz. Burada küçük harfe çevirmeniz istendi. Yazdınız. Hepsini nasıl yapacak? Bu örnek Ctrl E veya bakın yine burada doldurma aracımız burada. Girişte onu bakın. Hızlı doldurma Ctrl E çalışmıyorsa hızlı doldurmaya basarak aynı işlemleri bu örnekten türetmiş oluyoruz. Birleştirme de olabilir. Örneğin Ahmet tire 1001 yazıp birleştirilmesini silip sıfırdan da yapabilirim. İşte Ahmet tire örneğin ne bileyim ili diyeyim İzmir girdim. Bu bir örnek bir metin birleştirme. Şimdi hızlı doldurmaya gidiyorum. Ve diyorum ki adıyla ilini birleştir şeklinde arkadaşlar. Dediğim gibi günlük hayatınızda bazı metin işlemlerini yani küçük harfe çevirmek, büyük harfe çevirmek, birleştirmek, ayırmak gibi işlemler için kullanabilirsiniz. Bir ne diyelim yeni bir teknik ipucu gibi kullanabileceğiniz bir kullanım. Evet diğer bir uygulamamızda yine yeni özelliklerden Excel'in arkadaşlar. Buna çözümleme aracı deniliyor. Bir aralığı seçiyorsunuz. Buradan hazır araçlar çıkıyor. Yani isterseniz biçimlendirebilir, renk koyabilir. Şundan büyükse diye tabii belirli bir şey getirecek şimdi. Atıyorum 400 binden büyüklere istediğiniz rengi vermenizi isteyebilirsiniz. Gibi gibi hazır kullanabileceğiniz ilk %10'unu bulur, temizler. Tabii grafik çizebilir, hemen toplamlarını alabilir, pivot tabloya götürebilir. Gibi günlük kullanımda yapabileceğiniz şeyleri hemen altına bakın. Yüzde toplamlarını aldı, saydı, etti, ortalamalarını aldı arkadaşlar.
Demek ki bir alanı seçtikten sonra burada belirlenen yere basarak hızlı çözümleme, quick analysis ya da control Q ile bu işlemleri yapabilirsiniz. Günlük kullanımlar için yine arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar bir takım yine temel işlemlerde kullanabileceğiniz Excel'de hani bir şeylerin değiştirilmesi gibi, yani depo sorumlusu yazılmayacaktı da işte depo amiri yazılacaktı, bilmem ne yazılacaktı gibi. Hani ilgili alanı seçmek veya tüm tabloyu veya o sütunu seçmek. Ctrl F bulmak sadece. Ctrl H bulup değiştirmek. Efendim liseleri bul, ona efendim orta öğrenim yaz veya neyse işte. Bir değiştirme amacımız burada arkadaşlar. Aşağıdan da tümünü, sadece bir tanesini, tüm sayfasında veya tüm çalışma kitabında, yani bütün sayfalarda kullanacağınız aslında çok detaylı kullanımı var. Tümünü değiştirerek 6 tane değişiklik oldu. Liseleri ortalığı değiştirdik. Aynı şekilde tarihte değişiklik, adlarda değişiklik, şunda değişiklik yine günlük hayatımızda kullanabileceğimiz şeylerden birisi. 9. uygulamamızda arkadaşlar. Bir not koymak, hani belli hücrelere gidilebilir, üzerinde sağ tık, not diyoruz. Eskiden açıklamaydı, not bu sürümlerde. Eskiden de comment, şimdi not oldu. Buraya gelip işte bu değer işte önümüzdeki ay geçerli olacak falan filan. Yani burada amaç bir not koymak, çok yararlı bir şey aslında. Hem kendimiz için hem de başkalarında ortak kullandığımız şeylerde çeşitli notlar alarak ondan sonra satış değerleri işte tahminidir falan filan gibi. Ondan sonra not koymak, böylelikle ondan sonra herkesin ilgili şeyi görmesi, oraya gidip bakarak not arkadaşlar. Notu isterseniz sürekli açık tutabilirsiniz. Veya normal olarak üzerine geldiğinde gösterecek şekilde kullanabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Onda burada yine günlük işlemlerimizden, uygulamalarımızdan kopyala yapıştır. Ne demek? Excel'de bir veriyi alıp normal kopyala, işte Ctrl C gel buraya yapıştır şeklinde yapabilirsiniz. İkisini al, Ctrl C buraya yapıştır şeklinde yapabilirsiniz. Problem yok. Ancak burada dikkat edilecek şey, şöyle biraz küçüleyim. Şurada formül vardı, aşağı doğru çekeyim. Bir formülü kopyalarken çeşitli durumlar vardır. Yani şurayı seçip şöyle alıyorum, Ctrl C veya kopyala buradan arkadaşlar. Gelip buraya yapıştırdığınızda bakın referans diyecekti. Çünkü neden? Eğer şurayı yapıştırsaydım hiç problem olmazdı bakın. Çünkü burada formül var. Formülü yapıştırmak için ya değere çevirmek lazım ya bağlantıya çevirmek lazım. Yani alıyorum, kopyala, buraya geliyorum. Arkadaşlar yapıştır şeyinin, paste düğmesinin içerisinde değer yapıştır. Paste values, buradan değer olarak. Üçü de değer yapıştırıyor formatlarıyla, formatsız olarak. Formatlarıyla yapıştır şeklinde veya isterseniz bağlantı yapıştır da olabilir. O zaman da o bağlantıyı koparmamış olabilirsiniz. Tercihiniz ikisi de olabilir. Biçimleriyle yapıştıracaktık herhalde. Ondan sonra o şekilde. Demek ki yapıştırmak bu şekilde bir normal copy paste veriler yapıştırılabilir. Ancak formüller olduğunda değer yapıştırmak gibi işlemleri olduğunu düşünmemiz gerekir. Devam edelim. Özel yapıştırın diğer seçenekleri var sırada sanıyorum. Bakın bir tablomuz var burada. Seçiyorum. Kopyala dedim. Devam ediyorum. Şuraya geldim. Bakın özel yapıştırın, yani Paste Special'ın seçeneklerine bakalım. Gerçi şunu yapacağım. Devrik dönüşüm sıralı transpozeyi. Buradan şekilde de görebilirsiniz. Şu oluyor. Bakın bunlar sütunların dar gelmesiyle ilgili. Onu hemen düzeltelim. Bakın tabloyu yan çevirdi. Yani size bir veri geldi ve bu şekilde dediler yan olsun. Ya da aynı şekilde böyle geldi diyelim arkadaşlar. Bakın
Seçtim. Ctrl Shift sağ ol aşağı yukarı. Buraya geldim. Hayır böyle istemiyoruz. Atıyorum böyle istiyoruz gibi. Ondan sonra o verileri sütunları tekrar ayarlayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar kopyala yapıştırın diğer seçeneklerinde uygulamış olduk. Evet devam edelim. Şimdi önemli bir formül geliştirmede konu bu uygulamada arkadaşlar sabit adres kullanımı. Hatırlarsanız biraz önceki uygulamalarda, önceki uygulamalarımızda buraya gelip çarpı %20 demiştik. %20'yi ve almıştık bu şekilde hatırlarsanız arkadaşlar. Fakat %20 değişti yarın bir şey oldu ne olacak? Tekrar değiştir. Oysa böyle yerlerde bir yerde duran oranla çarpılabilir. Yani burası çarpı burası O1'de duran. Şimdi bu tür adreslere biz normal adres diyoruz. Yani N3'te O1'de şu ana kadar sabit olmayan değişken adres diyebileceğimiz. Bakın aşağı doğru çektiğimizde formülde hata olduğunu görüyoruz. Bu neden de şu. Formüller hep çekildiği zaman bakın N3'e aşağı çekildiğinde N4 aşağı çekildiğinde N5 N6 çünkü amaç zaten bütün sütunlara inmekti satırlara. Önceki uygulamalarımızı ta başından beri hatırlayacak olursanız hep yapıyorduk. Aşağı doğru bakın C4, C5, C7, C9 gidiyorduk. Ama buradaki işler farklı. Artık O1'in inmemesi N3 insin tamam ama O1 inmesi gerekiyor. Bakın O2'ye geliyor, O3'e geliyor. İşte o zaman da arkadaşlar formülümüzü şöyle yazıyoruz. O1'i sabitliyoruz çarpı O1. Bunu F4 tuşuna basarak yapıyoruz. Eğer F4 tuşunuz renkli tuşlar oluyorsa FN ile de olabilir. Yani FN F4 diyerek de mutlaka ya elle yapmak hem hatalı olur hem uzun olur. Altta dolar çıkarmak. Demek ki adresini yazdıktan sonra veya seçtikten sonra F4'e basarak FN F4. Bunun sabitlenmiş olduğunu yani N3 aşağı çekildiğinde değişecek ama O1 değişmeyecek. Dolayısıyla sabit bir yerle çarpıyor olacağız. Aynı şekilde diyelim ki ara toplamını aldık. Ekstra da bir şey yapalım. Ondan sonra bunu bulmuştuk. KDV oranı da burada yazıyor olsun. 1,18 olarak arkadaşlar. Bakın KDV oranını da bununla çarpı. Böyle dersem dağılacaktır. Bakın bir süre sonra şunu şuraya kadar çekelim. Ondan sonra saçmaladı. Gördüğünüz gibi çok komik rakamlar çıktı. Oysa olması gereken nedir? P1'inde hemen F4'te sabitlenmesi ve böylelikle arkadaşlar aşağı doğru çekilerek değerlerin KDV'sini hesaplar. Demek ki sabit demek formül geliştirmek de bizim için çok önemli bir çalışma. Böyle sabit yerlerde farklı kullanımlarda olacak sabitlemeyi bilmemiz lazım. Diğer bir kullanımımız da şöyle. Bakın burada her bir ayın toplamlarını aldık gördüğünüz gibi. Önceki kullanımları. Bu da toplam şey değeri ne diyelim 12 ayın değeri. Bunun buna oranını almak istesek yani her bir ayın bölüğü buradaki 12 ay toplamının oranını alsak B8 sabitlenmemiş adreslerle yaparsak bu işi sağa doğru çektiğimizde formülümüz B8 C8 NO ilerleyecek bakın ve dolayısıyla hatalar olacak çünkü formül bu da gidiyor siz şeklinde o yönde o zaman ne yapıyoruz N8'i sabitleyerek buradaki görmüş olduğunuz işlemi yani sabitleme yaparak bu işlemi yapıyoruz. Sabit ne 8'den ayrılmayarak formül bu şekilde gelişir. Yine bu sabitleme ilişkin farklı kullanımlar var. Kümülatif toplam çok klasik bir şeydir. Genelde böyle alınır. Sonra üstüne eklenerek devam edilir. Ama hani bu tür şeyler biraz riskli olabilir arkadaşlar. Kümülatif toplam almak. Ondan sonra olabilir, bilemiyorum.
kümülatif toplamı bu şekilde. Şuna gerek yok. 17'si son değeri. Ama böyle bir şey yapabilmek için yine sabitleyerek kullanabilirsiniz. Topla. Bakın. Bunu yine kendisiyle yaptıktan sonra bir tanesini, başlangıç yerini sabitlemek oradan ayrılmayacak demektir. Aşağı doğru çekerek de kümülatifini böylece alabilirsiniz. Yine kümülatif formülünde de o aralığı belirtip, başını alanı belirtip sabitledikten sonra F4'te çekerek alabilirsiniz. Farklı uygulamalar yapılabilir. Yine paranın dolar vesaire karşılığı. İstediğiniz rakamı kullanabilirsiniz. Yani burada tamamen hayali değerler, istediğiniz gibi rakamlar olduğunu varsayalım. Burada amaç yine formülleri yapmak. Örneğin buradaki rakamın dolar kuruna, euro ve sterlin kuruna tablodaki gerilmesi gibi. Bakın geldim. Bu sabit olacak mecburen. Bölü burası. Ve böylelikle dolar karşı bulup sabitlemeyi bilmiyorsak bu işlemde yine hata verecek. Çektiğinizde de saçma sapan değerler çıkacak. Oysa yapılması gereken arkadaşlar, hemen S2'yi sabitliyorum F4'le. Ancak burada da bu sütunu yaptım. Sağa doğru çektiğimde S'den T'ye, U'ya geçmesi için. Bakın o zaman da şöyle bir yöntemimiz var. N3 bölü S2 normal bir değişken hücreler üzerinden bölme işlemi. F4'e bir kere basarak S2'yi sabitlemiş oluyoruz. S'nin önüne dolar, S sütununun sabitlenmesi. 2'nin önüne dolar, ikinci satırın sabitlenmesi. F4'e bir kere daha basınca bakın sadece sütundaki kalkıyor, satır sabitleniyor. Bir daha basınca sütür kalkıyor. Yani sabitleme, full sabitleme, satır sütun, sadece satır, sadece sütun ve normale tekrar dönmek gibi 3 kez basabileceğimiz bir kullanıma sahip arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki full sabit değil de sütunun serbest, yani sağa doğru geçtiğimde T'ye U'ya dönecek şekilde ama ikinci satırda hep kalacak şekilde düzenliyorum. N'den de buraya çekildiğinde N O değişmesin. Sadece ona da iki kez basarak N'nin önünde dolar, sütun sabit, 3, 4, 5 değişecek. Burada S değişecek T'ye sağa çekildiğinde, 2 değişmeyecek şeklinde bir sabitleme yapıyorum. Ve böylelikle bakın her birini uygun değerlerle bakın gidip toplam değerini bir formülle arkadaşlar buradaki atıyorum bunlar fiyatlar olabilir, benzin fiyatları, ürün fiyatları, indirimler, iskonto oranları olabilir. Önemli olan burada bir sütunu farklı farklı değerlerle işlem yapabilmek tek bir formülle arkadaşlar. Ve bunu yaparken de bir kere daha yapalım. Seçtikten sonra normal, full sabitlemeli, satır sabit, sütun sabitli gibi ve de normali gibi düşünerekten yapmak arkadaşlar. Önemli bir konu bunlar. Bu ileri oluyor görmüş olduğunuz gibi. Kırmızı önce normal sabitlemeleri 11-12 13'yi yapmak, normal formül geliştirmeleri yapmak, daha sonra bu gelişmiş uygulamaları yapmak gerekir. Adım adım farklı örneklerle, farklı şeylerle de geliştirmek gerekecektir. Bu sefer farklı bir sayfada olabilecektir arkadaşlar bu değerler vesaire. Onları yapacak olursak, onu da yapayım. Aynı mantık aslında. Burası bölü burası, dediğim gibi herhangi bir değer olabilir. Tamam. Ama hiçbir sabitleme yapmazsak yine ne çıkacak karşımıza belli değil. Yapmamız gereken bu sütundan ayrılmayacağız gelirken. Onun için 3 kere basarak sütun sabit. Şöyle biraz genişleteyim. Full sabit, satır sabit, sütun sabit yani satır değişken. Kurların da orada full sabit değil. Sütun değişken satır sabit olacak. Neden derseniz, çünkü burada ABC sütunlarında yer alıyor ve ikinci satırda yer alıyor. Dolayısıyla sabitlememi A'dan B'ye ve C'ye değişecek şekilde hep ben ne yöne çekiyorsam o yönde ilerliyor formüller. Ben de ona göre çekeceğim yöne göre değişecek. Yani buradan önce aşağı doğru çekiyorsam
3-4-5 inecek zaten. O zaten inmesi gerekiyordu. N'yi kitlememin nedeni sağa doğru çekti, N'den ayrılmasın. Bunu sabit bırakırsanız NO olacaktır. İşlemimiz olmayacaktır. Yani bakın saçma sapan yine değerler çıkacaktır. Çünkü N O'ya doğru bakın geldiğini göreceğiz. Oysa biz N'den ayrılma diyoruz. Yani tam sabit, satır sabit, sütun sabit burada. Buradaki kullanımımız ise şunu bir kere daha alalım. A2'ye geldik. A2'nin ise full sabit de sonra ikincisinde satır sabit. Yani A'dan B'ye değişebilecek şekliyle düzenlemiş oluyoruz. Ve aynı şekilde formülümüzü diğer sayfada alacak şekilde düzenlemiş olduk. Evet, son olarak 17. uygulamamızda da bu sabitlemeye çok önem vermek lazım. Arkadaşlar bunu bütün örnekleriyle iyice yapmak lazım. Burada da hata durumları biliyorsunuz çok sayıda hata çıkıyor ama en tipik hata değer hatası, value hatası olacaktır. Yaptığınızda değer olacak. Tabii buradaki neden değer çıkıyor? Çünkü değerler üzerine bir alfabetik değer girilmiş, boşluklu girilmiş, hatalı girilmiş. Ne yapılabilir? Değer hatasını, daha önce de başvuru hatası olmuştu formül kopyalarken, value hatası. Dikkat etmek gerekir. Değer hatası gidip düzeltmek gerekebilir. Hani veri neden yanlış girdiğine ilişkin. Hatayı olgulamak lazım, kontrol etmek lazım. Eğer hata yerine sıfır göstersin vesaire gibi bir şey deniyorsa, bu normal bir tepki yani çünkü hatalı girilmiş böyle bir şey olmaz. Ama hata yerine sıfır gösterirsin derse eğer hatta if error gibi bir şey kullanılır ki dediğim gibi tamamıyla bir tercih hata yerine sıfır gösterir. Ama önemli olan burada eğer hata if error İngilizce kullanımlarda önemli olan hatalı değerlerin yanlış gösterir. Burada 11 ise 11'e girmek. Bunu sormak, kaç litre olduğunu öğrenmek gibi arkadaşlar ona göre verilerimizi düzeltmek gerekecektir. Evet, onun dışında çok tipik kullanacağım hatalar bunlar. Onun dışında karşılaşacağımız başvuru hatasını formülde karşılaştık. Yine bir fonksiyonun adını yanlış yazarsanız, örneğin topla yerine işte bir şey yazarsanız at hatası çıkacaktır arkadaşlar. Bazen yok hatası genelde düşe ara gibi arama şeylerinde bulunamadığında gelecektir. Not available ama eğer hatası ve bir de dikkat ederseniz Tuvalada hatayla karşılaştık. Eğer bölme işlemini doğru yapmasaydık bakın sıfıra bölme hatası değil mi gelecekti. O da gidip buradaki boşluğa bölmesiyle ilgili onu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar. Uygulamaları tamamladık. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.